Ya şu pencereyi kim açtı derlem döndüm ya, gece gece soğuk zaten. Allah, günaydın arkadaşlar. Bu ne ya, bir saniye sürdü ama güneşin doğması, her neyse. Günaydın. Ya bugün pazartesiymiş ya. Tekrar okula gitmem lazım arkadaşlar. Ya da acaba okula gitmesem mi ya? Bugün evde mi kalsam acaba? Arkadaşlar bir fikir yapmamız lazım ve babamızı kandırmamız lazım. Babaya diyeceğim ki arkadaşlar, baba vallahi ölüyorum baba, çok hastayım ya baba. Baba çok hastayım diyeceğim ve okula gitmemeye çalışacağım. Allah'ım ya, şu benim tipe bak arkadaşlar. Evet, bakın burada ben varım, noob ben. Burada bilgisayarım var. Eğer babam izin verirse tamam, okula gitmeyebilirsin. Bir şey olmaz derse, bir günde bir şey olmaz derse burada oyun oynayacağım. Şurada da ödevlerim var Allah'ım ya. Bugünkü ödevime bakın arkadaşlar. Ödevi de yapmadım zaten. Tipe bak ya. Babacım neredesin babacım? Babamı bulmam lazım. Bir bakalım baba. Abim de burada. Baba niye bu kadar sinirlisin ya baba? Seninle bir şey konuşacaktım ya. Babacım vallahi çok hastayım ya. Acaba bugün okula gitmesem olur mu ya? Vallahi bile çok hastayım baba. Ateşim çıktı galiba ya. Bir kontrol edeceğim bir saniye diyor babam diyor. Allah ya oğlum ya. Babamda ateş ölçeri varmış. Neyse bir bakalım. 36.5 çıktı. Yani normal. Bu normal çıktı ya. Arkadaşlar ya, başka bir şey bulmamız lazım. Abi. Olmadı. Maalesef babamızı kandıramadık. Daha şu an gayet iyisin, okula gidebilirsin diyor ki, hazırlan falan dedi. Şimdi arkadaşlar sıcaklığı arttırmamız lazım, tamam mı? Daha fazla sıcaklığı arttırmamız lazım ki ateşimiz çıksın ve bu sayede okula gitmeyelim. Bu arada bunları sakın evde denemeyin. Diyor ki hemen odana git ve bütün ışıkları yak diyor. Işıklardan galiba enerji kazanacakmışız. Hayır, sıcaklık kazanacakmışız. Evet. Bakın sıcaklığı arttı. Evet, bunu da açtık. Bu ışıklardan gelen sıcaklığa böyle üstünde falan beklersek galiba sıcaklığımız artıyor. Babacım vallahi çok hastayım. Baksana ya vallahi ışıklardan gelen. Arkadaşlar bunu söylemememiz lazım babamıza. Baba çok hastalandım, bir ölçer misin acaba? Tekrardan ölçer misin? Az önce 36.5 çıkmıştı da. Bir bakalım, bir bak kaç çıktı. 37 çıktı ya. Arkadaşlar 37 normal ya. Diyor ki bir öncekiler neredeyse aynı, okula git diyor. Allah'ım ya. Arkadaşlar başka bir şey bulmamız lazım. Durun. Şimdi de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Evdeki bütün ışıkları yakacağız. Evet, evdeki bütün ışıkları yakarsak şayet kesinlikle kurtulabiliriz. Banyodaki ışığı da açalım. Bu neymiş? Burası ışık değil. Aa, şurası ışık galiba. Bunu da açalım. Başka ne kaldı ışık olarak? Bu kaldı. Sonra bir saniye, şurada ışık var mı bakalım. Varmış, garajımızın da ışığını açtım. Her yerin ışığını açacağım bir dakika. Eğer bütün ışıkları açarsam kesinlikle kurtulabiliriz arkadaşlar. Belki de gerçekten ısımız çok artar. Sonra iki tane ışık kaldı. Aha, onlar da buradaymış. Bunları da açtım. Baba bir kontrol etmen gerekiyor galiba. Kesin hasta oldum bu sefer ya. Bir kontrol eder misin acaba, bir bakalım dedi. Ya babam da sinirlenmeye başladı iyice ya. Bakalım kaç dereceyiz babacım. 37.7. Baba bence ateşim var şu an ya. Gayet iyisin, kahvaltıdan sonra çabuk git çantanı hazırla diyor. Allah ya baba ya, bir okula gitmeyeceğiz dedik ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir kahvaltı hazırlayacağız kendimize. Abi ev kızarmaya başladı, yemin ederim galiba çok sıcak şu an. Bir kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlar kendimize. Ama şu anda hazırlayamıyorum dedi. Aha buradaymış. Tamam buradaymış. He bunu da buradan. He tamam, sıcak kahve içeceğiz arkadaşlar ısınalım diye. Bir de gidip sıcak bir duş alacağız. Bu sayede ateşimiz kesinlikle artacak. Aynen öyle. Hemen sıcak duşumuzu alalım. Abicim kaynar suya. Yanıyorum lan, yanıyorum. Valla çok sıcak. Ya bunu hallettik. 2 derece daha arttı arkadaşlar ateşimiz. Hemen şurada sıcak çikolata da içelim kahvemizi. Bunu derecemizi arttırdı. Vallahi billahi şu an ben kendim bunaldım şu anda arkadaşlar. Yemin ederim kesinlikle ateşim var şu anda. Abi kontrol eder misin? Gerçekten ateşim var. Çünkü az önce bayıldım da hastalıktan. Evet, hemen kontrol edecek babamız. Bakalım bu sefer ne diyecek. Gerçekten merak ediyorum. Kaç çıktı ateşimiz? 40 derece. Obi vallahi çok hastayım şu an baba. Hastaneye gitmemiz lazım ya. Hiçbir problem yok diyor. Okula git diyor hala. Allah'ım ya, git elbiselerini giy diyor. Allah'ım ya, çıldıracağım, elbiselerini giy diyor. Aa arkadaşlar, gidip kendime mont falan bir şeyler giyersem eğer galiba işe yarar. Aynen öyle. Arkadaşlar şuna bakın. Atkı falan bir sürü bir şey taktım. Aa bu sefer kesinlikle arkadaşlar derecem 75 derece falan çıkacak. Yani şu sıcak havada bir de o kadar şey yaptık. Evin sıcaklığını arttırdık. Bir de kalın giyindik. 40.70 çıktı gene ya. Arkadaşlar babam yemin ederim yine kabul etmez ya. Başka bir şey bulmamız lazım. Hem şimdilik görevimiz şu. Bütün pencereleri kapatacağız ve kombiyi de açacağız. Yani şu petekleri de açacağız. Ve bu sayede ev aşırı ısınacak. Aynen. Şu petekleri açtık. Şimdi şu pencereleri de kapatalım. Hem böyle dışarıdan soğuk hava gelmesin bize. Hem de petekler sayesinde. Şu kapıyı da mı kapatsam? Galiba bir işe yaramaz bu kapıyı kapatmak ya. Hem de petekler sayesinde gerçekten çok ısınacağız babacım. Bir de şunu açacağım. Aynen öyle. Baba bir kontrol eder misin? Şimdi şu anda evin aktif olarak sıcaklığı 70 derece ve benim de aktif olarak sıcaklığım 50 derece. Yani şu an okula gidersem herkese hastalık bulaştıracağım. Gitmemem gerekiyor babacım. 46.70 çıktı. Baba okula gitmeyeyim. Gideyim içeride bilgisayarla oynayayım ya. Yok ki okula gitmek için hala hazırlanmadım. Otobüsü kaçıracağım falan diyor. Allah'ım ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Biz bugün okulu nasıl
atlatabiliriz ya. Arkadaşlar şimdiki taktiğimiz şu. Bütün sıcak suları açacağız, tamam mı? Bütün sıcak suları aç 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 aç. Hepsini aç hepsini. La ulan bu sıcak su değil ya, dur dur dur. Ya kalk kalk. Hadi la kalk lan şurada hatta. Tuvaletimizi de yaptık arkadaşlar, çok hazır gelmişken. Sıcak suların hepsini açtım. Tamam. Şimdi şuradaki sıcak suyu da bir açalım. Hatta ocağı da açalım aynen. Hepsini açtım şu anda. 3 tane açmışım. Bir tane daha varmış. Ne açmam lazım başka? Aa tamam, hepsini tamamladık arkadaşlar. Şimdi babamıza gidiyoruz bak. La oğlum bir dakika, babamın tipi değişmiş. Aha değişmemiş. Arkasını dönmüş. Ne oldu gene diyor. Evet, ateşimizi ölçecek arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Beklemedeyiz şu anda. Babacım gerçekten hastayım ya. Oğlum bu ne? Babam artık bana inanmıyor. Ateşim bile ölçmüyor baba. Ölç ateşimi ya. Evet babam beni kandırdığımı falan zannediyor ama gerçekten ateşim var. 52.70 derece ateşim var. Şu an yani gerçekten 52.70 ateşim olsa gerçek hayatta arkadaşlar havale falan geçiriyor olurdum. Hastayım baba. Allah'ım ya sen gayet iyisin, hadi git diyor ya. Of ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ödevimizi gidip sobanın içine atacağız. Allah bu ne? Ulan bu ne? Bu nasıl bir ödev Allah'ım ya? Ödevi gidip sobanın içine atacağız ve bu sayede sıcaklık yani. Birazcık da sobayı yakmış oluyoruz. Yani benim tipime bak. Bu nasıl bir ödev? Bu ödevi tabii ki de yapmadım ben ya. O yüzden de birazcık okuldan kaçmak istiyorum. 5 derece daha arttık arkadaşlar. Hemen gidelim bakalım bu sefer ne diyecek babam. Tabii ki kabul etmeyecek. Ne olacak ki? Evet babacım bakıyor şu anda. 57.70 çıktım. Diyor ki hiçbir sorun yok. Okula gidebilirsin diyor. Teşekkür ederim babaya. Gerçekten teşekkürler ya. Aha arkadaşlar mikrodalga fırını patlatacağız. Evde sakın denemeyin diyor. Evde tabii ki denemeyin. Bir dakika mikrodalga fırını. He buradaki çatalı mikrodalganın içine fırlatacağız. Değil mikrodalga patlayacak. Allah kaçın, kaç saniye var? 8 7 Allah! Oğlum ya saniye sayıyordu, suratında patladı. Arkadaşlar sakın evde denemeyin. Hemen gidelim bakalım bu sefer babam ne diyecek. 8 derece daha arttı arkadaşlar. Direkt gerçekten bir patlangıç oluşturduğumuz için hava bayağı ısındı. Evet 67.70 dereceyiz şu anda. Gayet normalsin diyor. Baba vallahi çıldırttın beni ya. Baba bunu sen istedin. Gidip senin arabayı yakacağım şimdi ve bütün yer yeri yanacak ve sıcaklıktan burada öleceğiz baba. İzle şimdi baba. Benzin dolduruyorum. Her yerine benzin dökeceğim arabanın ve benzini patlatacağım arkadaşlar. Arabayı patlatıyorum, hazır mısınız be? La oğlum Allah'ım ya, pırtlayarak arabaya ateş yaktık arkadaşlar. O kadar çok ateşimiz arttı ki. Yemin ederim pırtlayarak arabayı yakabiliyoruz şu anda. Evet arabayı yaktık. Patladı. La patladı la vallahi patladı. Neyse babamın arabasıydı zaten. Şu anda bayağı eğleniyor gibi görünüyorum arkadaşlar. Orta 30 derece geldi. Yalnız çok iyi arttı bu. 30 derece arttım baba. Az önce 67 idim. Şu an 97 olmam lazım baba. Öleceğim ya birazdan. Evet 97 dereceyim. Hala iyisin, okula git diyor. Arkadaşlar size en iyisi videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olun. Çünkü ben birazdan bu dünyayı komple yakacağım ya. Bu evi komple yakmam lazım. Diyor ki bahçedeki bütün ağaçları yak diyor. Arkadaşlar tabii ki de bahçedeki bütün ağaçları falan gerçek hayatta yakamayız. Ama şu anda yakmamız gerekiyor. Çünkü babamı kandırmam lazım. Bunu sakın ama sakın evde denemeyin. Ben yine osurarak yakacağım bunu. Yok tamam. Bu sefer çakmakla yakıyorum. Ve bütün orman yanıyor. Bakalım kaç derece gelecek arkadaşlar. Şu an ev hariç her yer yanıyor. 100 derece geldi. Yani bundan bir sonraki adım evi yakmak zaten. Baba bekle yani. Baba gerçekten beni çok sinirlendirdi şu an. Kapıyı da kapatayım ki arkadaşlar iyice sıcak olsun içerisi. Baba şu an tam olarak 297 dereceyim ve okula gidemem. Gerçekten gidemem. Ölüyorum ya. Evet okula git. Hiçbir şey yok, süpersin diyor. Babam niye böyle, ben anlamadım. Babam galiba ölmemizi istiyor arkadaşlar. Tamam havuzu lavla dolduracağız. Bir dakika havuzu nasıl lavla dolduracağız? Ben lavı nereden bulacağım ya? Bir dakika şurada havuzumuz var galiba bizim. Aynen havuzumuz burada da ben bunu nasıl lavla dolduracağım bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Aa bir dakika diyor ki. Aa bir dakika arkadaşlar lav meleği diye bir şey mi ne, öyle bir şey çağıracağız. Dua ediyoruz şu anda. Allah'ım lütfen buraya lav meleği gelsin ve burayı lav doldursun. Allah'ım ya lav meleği ne ya? Evet lav meleği geliyor ve evet lav şeytan lan bu, bildiği şeytan lan. Evet lav meleği geldi. Ne haber diyor. İyiyim lav meleği, sen ne yapıyorsun? Benim şu havuzu lavla doldurabilir misin? Acaba sıcaklığımın artması lazım dedim. O da ne anlatıyorsun falan öyle bir şey dedi. Anlam veremedi şu an. Ya babamı kandıracağım. Hadi şu havuzu şeyle doldur ya, lavla doldur. He, dolduruyor galiba. Evet. Arkadaşlar havuz lavla doldu. Görüşürüz kanki dedi ve şu anda evet gidiyor. Gitme pat ölüyece al patladı la lan ya. Neyse 825 derece arttı arkadaşlar. Abi lav yemin ederim çok etkili oldu ya. 825 derece arttırdık şu anda ısımızı. Kesin şu an yani şuraya dokunsa falan yanacak ya. Duvarlar falan eriyecek ya. Benim bilgisayar nasıl çalışıyor lan bu sıcaklıkta hala? Neyse babacım merhaba babacım. Bir ölçer misin acaba sana zahmet? Tam 1022 dereceyim şu anda. Babam diyecek ki hiçbir şeyin yok, okula gidecek. Bakın şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Oha aman tanrım diyor. Galiba hastasım. Aa bir dakika. Arkadaşlar galiba inanacak. Ya Allah'ım ya kandırmış ya. Hiçbir şey yok diyor. Hala you're fine diyor ya. Allah'ım ya. Hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Yani yapacak gerçekten hiçbir şey kalmadı. Ne yapsam ya arkadaşlar. Şu televizyona falan bakacağım. Bir bakalım bir şeyler bulabilirsem eğer. Televizyonda belki. Bir dakika televizyonu bir açalım bakalım. Hem diyor ki daha fazla şeyi serinlemek mi istiyorsun? Hayır lan serinlemek istemiyorum. Ben yanmak istiyorum. Bir bakalım. Oğlum buz falan istemiyorum. Ben ateş istiyorum. Ateş ya, yanmamız lazım. Yanan evi söndürmek için itfaiyeyi ara diyor arkadaşlar. Hayır ya. Bir bakalım. Otobüsü mü kaçırdın? Otobüsü
ambulansı geri çağır diyor. Hayır, öyle bir şey de olmadı. Oha! Ejderhayı ara ve gelip evinizi yaksın. Evet. Sonra yeni bir ev alın. Allah'ım bu ne ya? Arkadaşlar, okulda kaçmak için evinizi yakın diyor. Bir dakika. Evimi yakacağım. Evet, bunu istiyorum ben. Numara 321-456. Tamam. 321-456. Evet, ejderhayı arıyorum şu anda. Ejderhacım merhaba. Acaba gelip evi yakabilir misin müsaitsen? Bizim evi yakman gerekiyor da şu an. Aha! Arkadaşlar bu ne? Allah'ım ya. Burası kreşmiş. Ejderhanın kreşi. Ejderha öğretmenmiş arkadaşlar ya. Ve çocuklara şu an ders veriyor. Acaba ne dersi veriyor? Nasıl tatlı bir çocuk olunur? Hayır, bir dakika. Çocuk maceraları kitabı okuyor şu anda. Tamam, neyse. Ejderhacım gelir misin acaba? Şu anda önemli bir işimiz var. Evet, ejderha geliyor galiba arkadaşlar. Onayladı. Aham da geldi. Ejderha bizim evi yakacak. Evet, tam da bunu istiyordum şu anda. Ulan bu ne? Sırtında çocuk mu var bunun? Evet, çocuklara bir şeyler anlatıyor hala. Şu anda evi yakacağız falan diyor. Oğlum yakın hadi ya, da hala öğretmenlik yapıyor ya. Hadi yak bakalım. Evet, 1 2 3 çatıdan başladı ve bütün evi yaktı şu anda. Çok güzel. Bütün ev yanıyor. Bakalım babam buna ne diyecek arkadaşlar. Evet. İşimizi tamamladık. Görüşürüz ejderhacım. Teşekkür ederim ejderha. Teşekkürler, teşekkürler. Oğlum televizyon bile yanmış ya. Şu an komple bütün ev yanıyor. Allah'ım ya. Ev yanıyor arkadaşlar. Şu an... Allah, bir dakika. Ben bilgisayar oynayacaktım. Bilgisayarım duruyor mu? Ah tamam, bilgisayarım duruyor arkadaşlar. Okula gitmeyi bırakıp babama hasta taklidi yapıp bilgisayar oynayacaktım. Güya ta nerelere geldik ya. Bu arada abone oldunuz ve videoyu beğendiniz değil mi? Hemen babama soruyorum bakalım ne diyecek. Baba merhaba. Küçük bir sorunumuz var. Bizim ev yanıyor ya. Bir tane ejderha geldi de benim arkadaşım o. Bütün evi yaktı. 3000 dereceyim şu an. Şu an 3000 dereceyim baba. Hiçbir şey yok diyor arkadaşlar ya. Ben anlamıyorum babam ya. Vallahi anlamıyorum ya. Aha arkadaşlar, son taktik. Galiba dünyayı yakmaya çalışacağız. Diyor ki güneşe ip fırlat diyor. Güneşe ip fırlat ve kendine doğru güneşi yakınlaştır diyor. Ve bu sayede dünya yansın diyor. Evet, tam olarak güneş... La oğlum, güneşe nasıl ip fırlattım ya. Evet baba, bunu sen istedin. Şu anda tam olarak dünyayı yakmaya başlıyor. Allah, yakınlaştı güneş. Oha. Bir dakika, şimdi birazcık daha yakınlaşacak arkadaşlar. Bir tur daha çektim, bakalım ne oluyor. Abi önümüzü göremeyeceğiz. Vallahi billahi çok yakınlaşıyor. Arkadaşlar yanacağız, vallahi yanacağız. Bari şu üstündeki şapkayı, atkıyı falan çıkarsaydım. Allah, baba okula gitmeyeceğim. Kusura bakma baba, galiba son bir kez daha çektiğimde. Şu an dünya, arkadaşlar yaşam falan kalmadı zaten. Herkes öldü ya sıcaklıktan. Bu ne böyle? Bir tek ben ölmedim. Evet, babam da ölmedi. Okul diye bağırarak güneşi son kez çektim ve galiba öldük arkadaşlar ya. Oğlum ben alt tarafa okula gitmeyecektim. Niye öldük ya? Dur bir dakika. Muhtemelen ben ve babam ölmemişizdir de herkes ölmüş olabilir arkadaşlar. Yani şu an istesen de okula gidemem. 5500 derece mi geldi az önce? Abi dünyayı yakmışız. Vallahi dünyayı yakmışız. Evet baba, ateşimi ölçer misin dedim. Bakalım babam ölçecek. Bakalım babamı bulabilirsem tabi. Aha ölçtü mü? Evet arkadaşlar, 5500 derece gelmiş. Tam 8522 dereceyiz şu anda. Evet baba, hastayım da okula gitmesem olur mu acaba ya? Gel bugünlük evde kalsam olur mu acaba? Aa! Kabul etti. Bugün evde kal dedi. Teşekkür ederim baba. Evet diye bağırıyoruz ve güzel son. Ama dünya patladı. Ben evde kaldım ama dünya patladı. Güzel sonu yapmışız arkadaşlar. Galiba bunun kötü sonları falan da var. Olabilir. Biz güzel son yaptık. Acaba kötü sonlar falan nasıl arkadaşlar? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Siz bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ben de bu serinin devamını çekeyim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya geçin. Hoşçakalın ve bay bay.